Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Shiba hakkında bir haberim var. Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu haberin konusu şu şekilde olacak. İçeriğini size şu şekilde anlatmak istiyorum. Shiba'nın bu fiyatı neden düşüyor? Bu düşler ileri seviyede devam edecek mi? Veya bir yükseliş falan olacak mı? Onları size açıklayacağım. Bununla ilgili zaten bir haberim var. Haber hemen şurada duruyor. Bunu bu habere geçmeden önce şunu demek istiyorum videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinlemeyi unutmayın arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinleyin ki çünkü çok e, güzel veya güzel olmayan yerlere değineceğiz. Dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. E, onun için video sonuna kadar izleyin. Hemen habere geçmek istiyorum. Sip pek fazla beklettirmek istemiyorum. Hemen habere geçelim. Haber hemen şurada. Coin Market'in Shiba'nın haberler sayfasında siz kendinizde bakabilirsiniz. Hemen şurada duruyor. Ben onu Türkçe'ye çevirdim Türkçe'si de burada duruyor hemen okumak istiyorum Shiba Inu haberleri Shiba Inu fiyatının düşmesinin nedeni bu olabilir diye bir başlık atmışlar Shiba Inu haberleri bir balina adresi 200 milyar e, milyar Shiba Inu jetonunu yaklaşık 1.67 milyon dolar değerinde Crypto.com kripto borsasına taşıdı Shiba Inu haberleri dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi Shiba Inu Son birkaç haftadır büyük satış baskısı altında işlem görüyor. Bununla birlikte Shiba ekosisteminden gelen son güncellemeler, son kripto krizinin ortasında Shiba Army'nin moralini yüksek tuttu. Hani e, şunu da demek istiyorum videonun burasında Shiba'nın e, yani yarın 2022'nin 21 Aralığı yani tam yarın oluyor arkadaşlar. Yarın bir güncelleme gelecek. Eğer bu güncelleme gelirse e, Shiba'nın Fiyatında biraz artış falan olabilir. Bu güncelleme ne peki onu size söyleyeyim. Bu güncelleme Shibanın toplam arzından düşüş güncellemesi olacak. Bu düşüş güncellemesi gelirse Shibanın e, fiyatından yükselişler falan olacak. E, onun için sıfırlar falan da silebilir, 1 veya iki sıfır falan silebilir. Bu yarın zaten belli olacak ne kadar e, düşüş olacağını e, zaten görür, görürsünüz arkadaşlar. Onun için hemen habere devam edelim. Haberin devamına bakalım. Shiba Inu madeni para fiyatı düşüşünün arkasında balina mı var diye bir başlık atmışlar. E göre bir balina adresi pazartesi günü kripto.com'a yaklaşık 200 milyar Shiba Inu coin yaklaşık 1.67 milyon dolar değerinde taşındı. Ancak bu mega transferden 5 saat sonra Shiba Inu'nun fiyatı %7 gibi büyük bir düşüş yaşadı. Veriler Shiba bu işlem üzerinde iyi miktarda para kazandığını gösteriyor. Tracker kripto balinasının 10 Ethereum yaklaşık 3.3795 dolar değerinde ile yaklaşık 15.29 trilyon Shiba jetonu satın aldığını bildirdi. Bu balinanın edinimi 7 Ağustos 2020'de kaydedildi. Balinanın daha sonra Uniswap platformunda Shiba'da işlemi yaparak 1967 Ethereum yaklaşık 7 milyon dolar değerinde kazandığını da sözlerine ekledi. Shiba Binance Crypto.com ve daha fazlasında listeli, listelendikten sonra kripto balinaları merkeze, merkezli, borsalarda Shiba Inu ticareti yapmaya başladı. Lokan balinanın 85 milyon dolardan fazla kar etmiş ola, e, olabileceğinden bahsetti. Balina jetonları aldığında Shiba Inu jetonunu satın alırsa ve aynı miktarda jetonu transfer ederken fiyattan satmaya giderse vurgulandı. Hani bu balinaların oyununu s açıklamak istiyorum arkadaşlar. Mesela örnek vereyim. Bu balinada 1 milyon dolar e, değerinde Shiba var. Bu 1 milyon dolar değerindeki Shiba'yı satıyor ve başka e, borsaya taşıyor. Bu taşıma nedeni ve satış nedeni e, sonrasında Shiba'da bir düşüş falan oluyor. Bu düşüş falan olduktan sonra gidiyor tekrardan aynı düşüşlükte aynı düşüşte tekrardan alıyor. Aldıktan sonra Shiba'nın fiyatı tekrardan yükseliyor ve aynı şekilde tekrardan satıyor. Yani bu çember şu şekilde o şekilde dönüyor arkadaşlar. Hani bunlar balinalar ee, bu şekilde para kazanıyor. Yani milyonlarca TL, milyonlarca dolar kazanıyor arkadaşlar. Hemen e, onun için korkmamak lazım. Bu balinaların oyuna gelmemek lazım. Onun için şıbalarınızı e, sakın korkmayın. Satışa falan e, siz de sürüklemeyin. Çünkü bu e, fiyattan pek fazla düşeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Hemen şimdi e, bu habere devam edelim arkadaşlar. Şıba fiyatı ileride daha fazla düşecek mi? Gibisinden bir başlık atmışlar. Bununla birlikte balina Shiba Inu'ya daha düşük bir fiyata satın alma ve onlara bir fiyat artışından satma konusunda uzman olduğunu bildiriyor. Az öncesi anlatmak istediğim şey buydu. Adam zaten benim dediğimin aynısını zaten buraya yazmış. Hemen devam edelim. Bu arada kripto balinası hala 3.33 trilyon Shiba Inu coin'i yaklaşık 28 milyon dolar değerinde elinde tutuyor. Pazar tarafından Shiba Inu fiyatı son 7 günde %11 düştü. Shiba yazının yazıldığı sırada ortalama 0.508 dolar fiyat fiyatla işlem görüyor. Bu arada 24 saatlik e, işlem hacmi %52 artarak 196.7 milyon dolara ulaştı. Bununla birlikte Shiba Inu coin yaklaşık 4.7 milyar dolarlık piyasa değeriyle hala en büyük ikinci meme tokenidir diye söylemişler. Ee, bu birincisi zaten Dogecoin, ikincisi zaten Shiba Inu Coin olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen Shiba'nın grafiğine de geçelim grafiğine de bakalım arkadaşlar. Ee, ondan sonra zaten videoyu sonlandıracağım. Hemen şu şekilde söyleyeyim. Grafiğinde inişi çıkışlı grafikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu balinanın oyunu size anlatmak istiyorum. Bu balinanın oyunu nasıl oluyor onu hemen size açıklayayım. Bakın arkadaşlar örnek vereyim. Şu an Şiba'nın fiyatı örnek vereyim 84 seviyelerinde. Hani şu an 83 seviyelerinde. Bu balina gidiyor bu fiyattan satıyor. Mesela 1 milyon dolar değerindeki Şiba'sını satıyor. Bu sattıktan sonra 83'ten satıyor ya. E, şu an e, elinde kar var yani 1 milyon doları var. Ondan sonra bu 83 e, bir düşüyor. Hani 0.50 83 dolardan bir düşüyor. Örnek vereyim 80'e düştü veya 70'e düştü. Bu 70'ten sonra bu adam gidiyor bu balina gidiyor tekrardan 70 seviyelerinde tekrardan alıyor. Aldıktan sonra tekrar piyasa fiyatı şimanın piyasa fiyatı yükseliyor 83 seviyelerine çıkıyor. Çıktıktan sonra bu adam tekrar oradan satıyor. Ve bu döngü bu şekilde devam ediyor. Balinalar bu şekilde kazanıyor arkadaşlar. Bunun için hemen size bunu demek istiyorum. Bu oyun şu şekilde devam ediyor. Bunlar aynı hemen TikTok diye e, söyleyerek olmuyor arkadaşlar. Hani tek seferde olmuyor veya bir saatte falan olmuyor. Bunlar bekliyorlar. Sabırlı bir şekilde bekliyorlar. Bir ay, iki ay, üç ay ve e, birkaç ay falan gerekirse senelerce bekliyor. Shiba'nın fiyatı olsun veya başka coinler olsun. Ben Shiba'nın üzerinden örnek verdim ama başka coinler üzerinden de yapıyorlar arkadaşlar. Onun için bundan korkmamak lazım. Ee, Shiba'nın fiyatı önümüzdeki günlerde hani 2023'te çok yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yarın ise bir güncelleme gelecek. O güncellemi ben bekliyorum arkadaşlar. Eğer bu güncelleme gelirse Shiba'nın fiyatında bir e, yükseliş falan olacağını düşünüyorum. Bu e, güncelleme de şu şekilde olacak. Shiba'nın toplam arzından düşüş güncellemesi olacak ve Shiba'nın fiyatında yükseliş olacak. Bu düşük güncellemesi gelirse tabi Shiba'nın fiyatında bir yükseliş falan bekliyorum arkadaşlar. Onun için Shiba'nızı elinize tutun, satmayın. Hani 2023'te çok yükselecek. Ben buna kanaat getirebilirim. Çünkü 2023'te çok güzel e, yerlere geleceğini düşünüyorum. Çünkü e, Elon Musk olsun ve başka e, yabancılar olsun Shiba'nın arkasında duruyor ve Binance TR olsun, Binance olsun, e, başka borsalar olsun, Amazon olsun veya başka e, ticaret şirketleri falan olsun bunlar hepsinin ödeme yöntemleri Shiba Inu ile olacak bu olduktan sonra önümüzdeki 2023'ten sonra resmen teknoloji e, kapı e, açısından çok güzel yere yerlere gelecek ve Shiba'nın fiyatı yükselecek Shiba'nın fiyatı bu seviyelere daha önce de bu seviyelerdeydi daha önce bu seviyelere çıktı daha önce bu seviyelerden düştü ve onun için sıfırlar falan sildi çok sıfırlar sildi hani TL bazda 0.3085 TL kadar da çıktı. Bunu zaten geçen sene Eylül ve Ekim aylarında Shibayı takip eden arkadaşlar görmüştür ve buna şahit olmuştur arkadaşlar. Onun için Shibayı Shibomuzu elimizde tutalım. Bu düşüşler pek korkulacak düşüşler değil. Hani yarından sonra bir yükseliş falan bekliyorum arkadaşlar. Onun için şibanızı elinizde tutun, satmayın. Ee, ve videonun sonuna geldik Kenze çok iyi bakın. Bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Hepsini Market ve başka yabancı haber kaynakları olsun. Oradan gördüğüm haberleri sizinle paylaşıyorum. Kenze çok iyi bakın. Ee, görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayın.